Merhaba arkadaşlar, Nurgülün Tığ ve yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde. Sık iğneli trabzanlarımızın üzerinde çiçeklerimiz var. Rengarenk çiçekler. Evde kalmış mesela bütün yarım küçük ipleriniz varsa arkadaşlar 5, 10 ne kadar olursa olsun fark etmez. Onları bu şekilde küçük çiçekler yaparak değerlendirebilirsiniz. Ve eşinize dostunuza hediye edebilir, satabilir, para sahibi olabilirsiniz. Evet, ikişer zincir çekerek ilk önce Yemenimizin tığ battısını hazırlıyoruz arkadaşlar. Sonra modelimizin yapımına geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar yeni başlarken de aynı şekilde. Şimdi de sık iğne yaparak bu şekilde tığ battımıza batıp bir tane zincir çektik. Ve üzerine bu şekilde şöyle orta boy büyüklüğünde bir örümcek yaptık. İki defa doluyorum. Bir, iki, üçüncü tığ battımın için arkadaşlar 1 2 2 2 şeklinde bir trabzan yapıp buraya Şimdi arkadaşlar 1 2 zincir çekiyoruz Trabzanımıza kapattık 6 tane trabzanımıza sık iğne yapacağız 1 Şöyle daha net görünmesi için 2 3 4 5 5 Bu da 6. 6 altı tane sık iğnemizi buraya yaptık. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Döndürüyorum. Bu iki zincir çekmiştik ya arkadaşlar. Şöyle rahat batabilmek için. Bu şekilde buraya kapattık. Tekrar iki zincir çekerek dönüyorum arkadaşlar bu trabzanımın içine sık iğne yaptım yine aynı şekilde bu bunu dönüşlerde rahatlatabilmek için kullanacağız tekrar 6 tane sık iğne yapıyorum trabzanımın üzerine 2 3 4 5 6 6 tane sık iğne yaptık 2 tane üst üste 6 tane sık iğnemiz oldu 6 zincir Tekrar dönüp bu çektiğimiz iki zincirimizin üzerine kapattım buraya Tekrar buraya dönerken 7 zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7. Döndüm. Yaptığım bu 6 zincirli yuvanın için arkadaşlar bu şekilde buraya kapattım. Yine aynı şekilde buraya da yine 6 tane sık iğne yapıyorum. Bakın bu da çiçeklerimiz için yuva oldu arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 yine üçüncü sık iğnemi de buraya yaptık bir tane zincir çekiyorum böyle aynı büyüklükte arkadaşlar bir örümcek yapıyorum 1 2 3 tane tığ battı atlayıp buraya dördüncü tığ battım arkadaşlar örümceğimi kapattım başlarken ikinci arkadaşlar bu da olduğu için mesafe örümcek mesafesi ayırlayıp 3 tane bir fazla tığ battı atlıyoruz. Şimdi aynı şekilde devam ediyoruz. Bir zincir çekip tekrar bir tane daha yapıyoruz. 2 defa doladım. 2. Burada 2 arkadaşlar. İlk kurarken 2. 1, 2, 2, 2 olarak buraya bir trabzanımı yaptım. Şimdi iki tane zincir çekiyorum buraya trabzanıma girdim kapattım aynı şekilde arkadaşlar kapattım buraya 6 tane sık iğne yapıyorum 2 3 4 4 5 6 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim buradaki iki zincirli arkadaşlar yuvamın içine buraya kapatıyorum bu şekilde. Tekrar 2 zincir çekip kapattım buraya. Tekrar 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 1 2 3 4 5 6 zincir buradaki iki zincirli yere kapattım bu şekilde şimdi buraya 7 tane zincir çekiyorum arkadaşlar 7 tane zincirimi tabii ki yuva olarak kullanacağım zincirimin arasına çektiğim bu 7 zincirimi yuva olarak kapattım buraya yine tekrar arkadaşlar buraya 6 tane sık iğne yapıyorum 3 4 5 6 bu şekilde sık iğnemi yaptım bir zincir çekiyorum örümceğimi yaptım bir iki tığ battı atlayıp üçüncü tığ battıya bu şekilde kapattım bir zincir çekiyorum tekrar arkadaşlar buraya aynı şekilde bu trabzandan yapacağız Evet. Şimdi arkadaşlar iki tane yeterli. Burnun buradan zincirimizi çektik. ipimizi koparalım. Ve çiçeklerimizin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar. Pembe ipimizi tığımıza tutturduk. Şimdi bu yapmış olduğumuz yuvanın içine bir tane sık iğne yapıp giriyoruz. Şöyle köşeye çekelim arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 2 2 olarak aldım. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 1 2 3 Bu şekilde 3 tane trabzanım olunca 2 defa doluyorum arkadaşlar. Yuvaya girip 1 2 2 2 alarak 4. trabzanı birazca uzunca aldım. 4 zincir buraya da son trabzana kapatıyorum tomurcuk yapıyorum buraya 5 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 5 tane sık iğnemi yaptım 6. da bu şekilde yuvanın içinde kapatıyorum Şimdi tekrar aynı bu yapraktan yapmak için bir zincir çektim. Bir defa doladım. 2, 2 aldım. Trabzanımı yaptım. Bir defa doladım, yuvaya girdim. 1 2 2 3. 2 defa doluyorum. 1 2 2 Trabzanımı yaptım. 4 zincir. Trabzanımı kapat bu şekilde. 1 2 3 4 5 Altıncıyı burada sık iğneme kapattım. Bir zincir çekiyorsun. Bir defa doluyorum. 2 2 olarak aldım. Bir defa tığımın başına doladım. Aynı yuvaya giriyorum. 1 2 2 Üçüncü trabzanım. İki defa doladım. Yuvaya girdim. Bir, iki, iki, iki. Dördüncü trabzanım arkadaşlar. Bu şekilde bir, iki, üç, dört zincir çektim. Yuvaya girdim. Kapattım. Bir, iki, üç, dört, beş. 5 tane sık iğne yapıyorum. Yuvaya 6. kapatıyorum. Evet arkadaşlar, yaprağımız, çiçeğimiz oluştu. Şimdi bir zincir çekip bu şekilde ipimi koparıyorum. Her zamanki gibi şöyle arkadaki bir ilmekten bu şekilde tutup arkaya bu şekilde çektim. Bunu biraz kısaltıp burada yakıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar çiçeğimiz. Çiçeğimizin yapılışı. 2 zincir çekiyorum. Buradaki yuvamın için arkadaşlar yine bir sık iğne yaparak ipimi bu şekilde monte ediyorum. Ve köşeden şöyle başlamak için tam köşeyi getirdim. Bir zincir. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 2 2 olarak aldım. Bir defa doladım. 1 2 2 3 tane trabzanım oldu. 2 defa doluyorum. 1 2 2 2 olarak aldım. 1 2 3 4 zincir kapattım buraya. 1 2 3 4 5 kapattım arkadaşlar altıncı sık iğnemi buraya ve yaprağım hazır tekrar bir zincir çekerek bu şekilde başlıyorum bir defa doladım 2 2 bir defa doluyorum 1 2 2 3 tane trabzanım oldu 2 defa doladım 1 2 2 2 olarak aldım. 1 2 3 4 zincir yuvama girdim, kapattım. 4 tane sık iğne yapıyorum buraya arkadaşlar. 2 3 4 5. Buraya kapattım sık iğnemi 6. sık iğnem bir zincir çekiyorum bir defa doladım 2 2 olarak aldım bir defa doluyorum 1 2 2 3 tane trabzanım oldu 2 defa doladım 1 tekrar açıldığı için tekrar yapalım arkadaşlar 1 2 2 2 4. trabzanımı da bu şekilde yaptım 1 2 3 4 zincir buraya Son trabzanıma tomurcuk olarak kapattım. 5 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Aynı bunlar da yaptığım gibi. Buraya da 5 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4 ve 5. Altıncıyı da ana yuvamızda bu şekilde kapatıyoruz. Bir zincir çekip ipimi Kopardım. Çeviriyorum arkadaşlar. Yine buradan bir geri gelip ipimi tutuyorum. Bu şekilde kapat. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Ütülendiği zaman daha bir zarif duracağına eminim arkadaşlar. Zaten şimdi de kalıp gibi duruyor. Modelimiz bu şekilde yapılışı çok kolay. Görünüşü çok hoş. Tıpkı sık iğneli olduğu için iğne oyasını andırıyor arkadaşlar. Muhakkak yapmanızı tavsiye ederim. Çok hoş bir model. Hem de bu kalan iplerimizi değerlendirme için çok hoş bir model arkadaşlar. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.